gerçekleştirdi. Bazı da detaylar var. Özellikle Su-57 konusu çok konuşuldu ve tabii ki de İdlib konusunun detaylı biçimde görüşüldüğü düşünülüyor. Şimdi bu gündemi değerlendireceğiz. Biraz daha bu konunun zihinlerde açıcı olmasını sağlamak için akademisyen doçent doktor Hakan Güneş'le konuşacağız. Hakan Bey merhabalar, hoş geldiniz zihnimize. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi bugün tabii çok günübirlik bir ziyaret olarak geçti. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'yı ziyaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Bir kere bu ziyaretin sizce anlamı nedir? İlk olarak bunu konuşalım. Buradan ne beklemeliyiz? Nasıl bir mesajı vardır bu ziyaretin? Neler düşünüyorsunuz? Evet. Ya bir bakıma Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler son 2 yılda oldukça düzenli, karşılıklı geliş gidişleri ihtiva ediyor. Bu bakımdan hani sürpriz bir tarafı yok ve bu düzenli görüşmelerden bir tanesi olarak da görebiliriz. Her ne kadar böyle çok önceden planlanmış olmasa bile düzenli bir görüşme kapsamında ele alınabilir. Öne çıkan konu İdlib'deki gelişmeler, çünkü son 2 haftada özellikle orada yaşananlar ve son bir haftadaki özellikle askeri hareketlenmeler ve Türk konvoyuna ilişkin Suriye ordusunun gerçekleştirmiş olduğu saldırı, bütün bunlar düzenleyici olarak Rusya'nın rolünü öne çıkardı ve Türkiye Rusya'dan Astana Soçi süreçlerine uygun olarak Esad'la Suriye hükümetiyle belli düzenlemeler yapmasını talep edecekti. Tahminler bu yöndeydi zaten. Bu yönde bir gelişme olacağı tahmin edilebilir. Ana konu bu. Fakat biraz da tırnak içinde ne diyelim, manşetlere öne çıkan bu Su-57 çok gelişmiş bir Rus savaş uçağı meselesi bir parça öne çıktı. Yeni konu, biraz ilginç bir konu gibi görünüyor. Fakat yani o henüz işin biraz daha magazin düzeyinde, henüz çok ciddi bir konu değil. Bu ama Geçmişte yani de... sonuçta bu ziyaret, bu inceleme, bunların hepsi aslında Evet. tasarlanmış şeyler. Yani hani işin magazin kısmı da olsa, şov kısmı da olsa öyle değil mi? Ya Evet. da öyle mi gözüküyor biraz hani Rusya ile Aa, Türkiye iyi yani anlaşıyorlar, şöyle, anlaşmalarına devam edecekler gibi. Türkiye henüz tırnak içinde Amerika ile Rus hava savunma sistemi S-400'lerin alımı konusundaki şoku daha yeni atlatıyor iken bunu böyle çok ciddi bir gündem haline getirmeyecektir. Onu oradan hareketle söylüyorum. Ama tabii ki alt mesajlar ve ileriye dönük, gerekirse oraya kadar da gidebilir. Bu hava savunma sistemiyle kalmaz. Diğer askeri teçhizatı ve efendim askeri sistemleri de, uçakları, gemileri, bütün bunları kapsayacak şekilde genişleyebilir mesajını içeriyor. Bu daha önce de zaman zaman veriliyordu. Şimdi hatırlarsak, yani Batı'yla biraz böyle gerginlik olduğunda işte Türkiye acaba Şangay'a katılır mı gibi hemen uçağa binmeden böyle bir mesaj veriyordu ve bu mesaj uzunca bir süre tartışılıyordu. Sonunda gördük ki aslında Türkiye'nin NATO'dan ayrılacağı falan yok. Fakat burada çok yeni uluslararası sistemin bu parçalı yapısıyla da ilgili çok boyutlu pazarlıklar, tartışmalar sürüyor. Yani işin bir kısmı Türkiye-Washington arasındaki anlaşmazlıklar. Bir diğer kısmı ise Orta Doğu'da Türkiye'nin Rusya ve İran'la sürdürmüş olduğu işbirliği ve bunun çeşitli sahalara yansımaları. Ya bu çok denklem içerisinde... Her bir konu, yani silah alımı, İdlib'de kaç metre, kimin ne kadar ilerleyeceği, her bir konu tabii ki hem Türkiye-Rusya ilişkilerini ilgilendiriyor, hem Suriye gelişmelerini ilgilendiriyor, hem de Türkiye-Batı ilişkilerini, Amerika ilişkilerini ilgilendiriyor. Yani yakın zamanda bu şöyle bir gündem yok. Yani Türk Milli Savunma Bakanlığı, askeri yetkililer vesaire bir Su-57 planlaması yapmış değiller. S-400'ler öyle değildi. O çok daha uzun süreli bir planlamanın işiydi. Ve politik olarak uygun olduğu anda da bunu gerçekleştirdiler. Bu bakımdan çok yakın zamanda bir Su-57 alımı ben öngörmüyorum. Kaldı ki S-400'ler konusunda Türkiye'ye yönelik yaptırımların Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasıyla ya da bunun dondurulmasıyla şimdilik atlatılmış görünüyor. Şimdi bunun biraz daha ilerletilmesi durumunda işler biraz Türkiye'nin kırılgan ekonomik şartlarında çok gerçekçi bir durum olmaz. Ama bunu da tabii sıcak bir gündem olarak içeriye dışarıya bir mesaj olarak tutacaklardır. Bir de çok teknik detaya girmek istemem ama Su-57'ler öyle hemen verilecek düzeyde değil. Yani Rusya'nın şu anda yakın partnerleriyle bile yaptığı görüşmeler daha çok Su-35 ile ilgili.
düzeyde Su-57 çok ileri olur. Yani olmaz demeyeceğim ama bu yakın vadede gerçekleşecek bir anlaşma olmayacak. Peki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan hep Putin'le birlikte poz verirken ya da onunla birlikte kameralara yansırken örneğin ona dostum şeklinde hitap ediyor ya da aralarında bir yakınlık olduğu belli oluyor. Bunu hissediyorsunuz. Evet. Diğer devlet başkanlarıyla belki bu kadar değil ama Putin'le özellikle böyle. Çok doğru. Yakınlar mı sizce? Yani ne düşünüyorsunuz ya da bunun alt metni ne örneğin? Yani devlet başkanları düzeyinde bu şüphesiz yani özel bir dostluk düzeyinde değil. İki ülkenin hali hazırdaki durumları bu tür bir dostluğu gerekli kılıyor. Biraz mizaçları da tabii burada ön plana çıkıyor. Bu biraz Erdoğan'ın bilhassa yaptığı bir şey. Yani Putin'in belki beden dili yani en azından çok soğuk olmasa da Erdoğan kadar dostum ve benzeri ifadeleri çok fazla içermiyor. Öte yandan tabii Rusya'nın belirli bir sıkışmışlığı var ve hem Orta Doğu'da hem de genel olarak dünya siyasetinde bazı öncelikleri var ve bu öncelikler NATO içerisinde oldukça genişçe bir pazarı ve askeri büyüklüğü temsil eden Türkiye ilişkileri iyi tutmayı öncelikli kılıyor. Yani böyle bir siyasal tercihe, politik taktik tercihe sahip Rusya. Ukrayna'daki sıkışmışlığı ve Rusya'ya yönelik ambargoların hala azaltılmayıp devam ediyor olması. Bütün bunlar Türkiye ile olan ilişkileri geliştirme siyasetini Rusya açısından öne çıkarıyor ve Putin de bunun gereklerini yerine getiriyor. Böyle bir davranış içerisinde. Bu bakımdan tabii yani ne diyelim çok kişisel yanları yok. Burada iki ülkenin halihazırdaki iktisadi, siyasi sıkışmışlıkları onları bir araya getiriyor. Alt metin bu olsa gerek. Evet. Peki bir konuyu daha soracağım. Şimdi bugünkü ziyaret esnasında şöyle de bir haber geçti. ABD ile güvenli bölge mutabakatı. Zaten bu iki gün önce de verilmişti bu haber ama AFP'nin bir haberi var. YPG ve PYD güçleri güvenli bölge anlaşmasını uygulamak için Türkiye sınırından çekilmeye başladıklarını duyurdu diye açıklanan evet. Bu şekilde. Örneğin bu görüşmeyle bir bağını kuruyor musunuz? Yoksa bu ayrıca bir gelişme mi? Yani hani bir yandan şimdi Türkiye ABD ile iyi bir ilişkiye evet. girmeye çalışıyor. Evet. Bir yandan Rusya ile böyle görüntüler veriyor. Evet. Nasıl toparlayabiliriz? Yani bu gelişmeleri evet. Ben bu açıklamayı görmedim. Fakat söylediğiniz gibidir. Ve hiç şaşırmadım. Çünkü bu yöndeki açıklamalar çıktığından beridir, dikkat ettiyseniz YPG ya da Suriye Demokratik Güçleri SDG tarafından sert herhangi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla burada bir YPG ve SDG'nin de ABD üzerinden bir tür rızasının devşirildiği sonucunu ben çıkarıyordum ilk günden beri. O bakımdan haberi görmemiş olmakla beraber çekilme kararına şaşırmadım. Evet. Tabii aksi gelişmelerde olur mu diye izliyorduk. Ama yani şaşırmama nedenimi bilmem anlatabildim mi? Çünkü belli ki Suriye'de bundan sonra YPG'nin, SDG'nin ne yapacağı konusunda Amerika tarafının belli alanlar açtığı ya da açma sözü verdiğini anlıyoruz. Artı biliyorsunuz çok uzun zamandır konuşuluyor. İşte İmralı ile ilgili bir trafik var. Acaba bir yani bu bir yere varır mı? Bu bambaşka bir soru. Ama bir görüşme, bir tartışma ya da yeni bir kapı aralama ve benzeri bir trafiğin olduğu çok aşikar. Bu trafiğin Suriye'ye de yansıması ve daha doğrusu Suriye'yi de içerecek şekilde gelişiyor olması yine hiç şaşırtıcı değil. Fakat yine zamanımız herhalde el vermez ama bunun bir üçüncü açılım barış sürecine gitmesinin koşullarının Türkiye ve bölge siyaseti açısından tek gerçekçi olduğunu düşünenlerden değilim ben. Ama yani her görüşme süreci sonunda bir masayla sonuçlanmak zorunda değil. Bunun taraflar açısından taktik değerleri var. Ve belli ki böyle bir trafik var bu kesin. Belli ki işte bütün bu barış koridoru vesaire bunlar açıklandığından beridir sınırın güneyinden Suriye tarafından Kürt cephesinden herhangi bir açıklama gelmiyor. Oldukça yumuşak görece karşılanıyor ve benzeri bunlar bütün bunlar böyle bir henüz bizim kesin bilgilerine sahip olmadığımız bir trafiğin işaretleri olarak okunur. Bunun Rusya ile ilgisi yok. Yani çok dolaylı. Ama siz şöyle görüyorsunuz. İlla böyle bir masa olmak zorunda değil belki de bu düşman güçlerin birbirlerine sert açıklamalar ve kırmızı çizgileri olan güçlerin. Ama bir şekilde burada
bir noktada durulduğu ve o noktaya göre bu bütün pozisyonunu tutan kişilerin o noktaya göre hareket ettiği gibi gözüküyor. Öyle Şimdi diyebilir miyiz? Evet, barış koridoru konusunda tabii ki çok aktör var ama 3 tane temel aktör var. Bunlardan bir tanesi SDG, bizzat daha da Suriye Demokratik Güçleri ya da YPG. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri, üçüncüsü Türkiye. Şimdi bu üçlü düzeyinde bir trafikten, tabii ki Esad da önemli bir faktör, Rusya da önemli bir faktör ama esas burada bu dar anlamdaki şey süreci belirleyen bu üçlü yapı. Şimdi buradaki süreçte bu üç aktörden ikisi bir tanesini oyalıyor olabilir. Bir tanesi ikisini oyalıyor olabilir. Şimdi ben onların detaylarına çok girmek istemem ama yani sonunda bir görüşme, bir trafik, bir masaya bağlanmaz derken ben bunu kastediyordum. Ama biz neyi görebiliyoruz süreci izleyenler, analiz edenler? Biz burada bir trafik olduğunu, sınırın güneyindeki barış koridoruna yaklaşımın bugüne kadarki açıklamalar bakımından oldukça yumuşak ve biraz şaşırtıcı olduğunu, dolayısıyla belli ki bir görüşme, bir trafik işinin şimdilik onlar tarafından da kabul edildiğini gösteriyor. Bütün bunlar bunu gösteriyor. Ama bu sonunda taraflardan birinin ya da ikisini ya da birini oyaladığı sonucunu çıkarabilir. Bunu göreceğiz. Evet. Peki son soru. Yani benim beklentim demeyeyim de benim tahminim bunun bir oyalama süreci olduğu yönünde. Tabii her aktörün bir B, C planı da vardır. Bu da ayrı bir konu. Evet, son sorum. Bunun dışında Suriye Devleti ve Türkiye arasındaki gerilimden biraz bahsetmek istiyorum. Örneğin burada Rusya ne tarafa daha yakın? Yani nasıl görüyorsunuz siz özellikle İdlib'deki bu yaşananlar, Suriye Devleti ile Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi pozisyonunda? Evet, bu ikisi karşı karşıya kaldığında şüphesiz Moskova'nın tercihi Şam'dan yana olacaktır. Oradaki bağları çok daha kritik, önemli. Fakat aynı zamanda Türkiye'de de son özellikle 2 yılda geliştirmiş olduğu oldukça çok düzeyli ekonomik, işte nükleer ve benzeri ve silahları kapsayan oldukça kapsamlı ilişkileri var. Türkiye'yi de küstürmeyecek bir düzeyde tutacaktır. Şimdi zaten ama Soçi, Astana'nın bütün bunların İdlib'e ilişkin ana hükmüne hatırlayacak olursak burada, yani buraya Şam hükümeti girmeyecekti. Bunun aslında sonucu bu. Türkiye, İran gözlem noktalarıyla ve Rusya ne yapacaktı? Burayı dönüştürecekti. Yani neyden arındıracaktı? IŞİD zaten yok gibiydi. Rusya ve İran tarafı El-Kaide'yi, Hayat Aşam'ı da bu terörist sitesinde görüyordu. Diğerleri de ilerideki, yani muhtemel bir Suriye masasında muhalif cepheyi temsil edecek bir saha olarak duracaktı. Şimdi fakat bu işler çok yavaş ilerliyor. Şam da doğal olarak burada bir saha düzenlemesine kalkıştı ki bu işler biraz daha hızlansın diye. Çünkü onun da büyük bir maliyeti var Şam'a. Fakat Türkiye'nin umduğu ya da Türkiye'den beklenilen hızda Türkiye sahayı ne diyelim, radikal cihatçılardan ılımlı cihatçılara dönüştüremedi. Yani belli bir yol aldığı çok aşikar fakat dönüştüremedi. Ama hala masanın ana mantığı açısından bakarsak o sahaya Şam'ın bir sonraki anlaşmaya kadar girmemesi gerekiyor. Şimdi tuhaf bir şey tabii bu. Tuhaf bir şey. Fakat öyle. Yani o zaman niye gözlem noktaları kuruyorsun, değil mi? Yani niye üç tane ülke orada devreye geziyor falan. Bu bakımdan sahada bu şeyler sürekli karışıyor. Oyun sürekli yeniden karışıyor. Dolayısıyla belli ki İdlib konusunda Astana ve Soçi süreçlerinde daha önce varılmış ana mutabakatın Şam açısından artık yenilenme zamanı. Ve tabii Türkiye Amerika ile olan ilişkilerini görece bütün handikaplarına rağmen düzeltirken şimdi yeni bir denklem çıkacak. Yani Esad'la anlaşmaya yatkın olmadığı ve bunu istemedikleri için onu zorlayacak yeni bir partner arayışındalar. Burada aslında sahada bir tane aktör var. Artık Suudi Arabistan, Ürdün ve diğerleri çok zayıf kaldı. Türkiye tam bunu karşılamıyor. Bir de Türkiye-Amerikan ilişkileri ve özel olarak Erdoğan-Trump ilişkileri tam yol alabilmiş değil. Ama bu seçenek güçleniyor. Şimdi bu seçeneği Rusya nasıl karşılayacak, İran nasıl karşılayacak? Hayır, ama şunu söyleyebilirim izleyicilerimiz açısından konuyu daha da karmaşıklaştırmadan. Rusya, yani İdlib sürecinin bir 5 sene daha sürmesi örneğin Rusya'yı rahatsız etmez. Rusya için orası bir silah showroom aynı zamanda.
Ama Suriye halkını ve Suriye yönetimini bu tabii ki çok rahatsız ediyor. Yani ekonomi düzene koyamıyorlar. Efendime söyleyeyim, ülkenin yani genel güvenliği ve gidişatını tam bir ayına oturtamıyorlar ve benzeri. Fakat Rusya'yı bu çok rahatsız etmez. Elini de orada bulunma gerekçesini ve diğer şeylerini efendim meşrulaştırır. Evet. Rusya bunu çok çok dert ediyor değil. Yine şöyle söyleyelim, işte İsrail bu arada Suriye'deki İran hedeflerini, şeylerini, kamplarını vuruyor. Hı hı. Mesela Rusya ona da karışmıyor. Şimdi bu ittifak ilişkileri böyle parçalı. Hı. Yani İsrail İran'ı vurursa karışmaz ama diyelim ki IŞİD ve benzeri bir güç saldırırsa ona hemen hava harekatı düzenler gibi. Hı. Yani bu İdlib'deki karmaşık düzen belli ki daha önce de tahmin edildiği gibi de devam edecek. Yönetimin İdlib'e doğru yürüyüşü de bana kalırsa yine bir duracak. Yani bu Anşeyhunlar falan alındı. Haman'ın üst tarafı temizlenmiş oldu Suriye evet. yönetim açısından. Şimdi İdlib konusunu bir müddet daha şeyde tutacaklar. Yani bu halihazırdaki statükoyu koruyacaklar. Ama o da tabii sonsuza kadar sürecek bir şey değil, bir statüko değil. Peki. Çok çok teşekkürler Hakan Güneş. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet. Akademisyen doçent doktor Hakan Güneş'le konuştuk. Özellikle YPG'nin çekilme açıklaması, yani AFP'nin haberine göre güvenli bölge anlaşmasını uygulamak için Türkiye sınırından çekilmeye başladığını duyurmasını şaşırmadığını ama belli ki bazı görüşmelerin olduğunu söyledi. Bazı irtibatların kurulduğunu özellikle belirtti. Şimdi sokak röportajları yapıyoruz biz. Biliyorsunuz yakın zamanda erken seçimde aslında sürekli konuşulan konulardan bir tanesi. Vatandaşa sorduk, erken seçim olmalı mı sizce diye. Oradan kısa bir parça izleyeceğiz. Daha sonra bağlantılarımıza devam edeceğiz.